BloombergHT.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi toplantısına ilişkin bankacılık sektöründe enflasyon muhasebesi uygulamasının hazırlıklarıyla sektörde derecelendirme notu kullanımının etkinliği hususlarını ele aldıklarını ifade etti. Şimşek daha önceki bir açıklamasında da mükelleflere kolaylık sağlayacak uygulamaların devreye alınacağını duyurdu. Fitch Ratings Kasım 2024 başkanlık seçiminin Amerikan şirketlerinin kredi derecelendirmelerini doğrudan etkilemeyeceğini öngördü. Amerikan borsaları dün yönsüz kapandı. Japonya Borsa Endeksi tatil dönüşü zayıflayan yenle yükselişte. MSCI Asya 5 Ağustos öncesi seviyelere döndü. Bu sabah açıklanan verilere göre Singapur ikinci çeyrekte beklentiye paralel %2,9 büyüdü. Japonya'da üfe ekonomist tahminleri doğrultusunda yıllık %3 arttı. Amerikan vadeliler alıcılı parite 109.35 dolar TL 33. 53 euro TL 36 69'larda. Spot altın 2460 dolarda. Amerikan ham petrol 79 dolar 65 cent. Brent petrol 81 dolar 80 centten işlem gördü. CDS 279 bas puan. Bugün içeride cari denge konu satışları ve hazine ihalleri izlenecek. İngiltere'de işsizlik, Almanya'da ZO endeksi, Amerika'da ise üfe ajandada öne çıkıyor.